Adam abi kafayı çekmiş. Çok genç yaşta suçlular tanışıyor. Çok komik değil mi? Onunla beraber dava arkadaşları. Hala bu şimdi ekmeğini yiyor. Ve arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. 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 Türkiye. Türkiye. Hi Türkiye. Hi Türkiye. Teşekkürler. Thank you. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaş, Ekvadorlu Couchsurfing'den aynı evde kalıyoruz. Abi Medellin'deyim. Medellin Kolombiya'nın en büyük ikinci şehri. Dün gece saat 1 gibi falan geldim. Yine müthiş bir zamanlama şehre gelmek için. Herkes bangır bangır bağırıyor, buralar tehlikeli falan. İnsanlar biliyor, insanlar korkuyor bu arada. Gerçekten korkuyor. Yerlisi de korkuyor, turisti de korkuyor. Türk arkadaşlarımızın başına gelen olaylar vardı işte, onlarla da konuştuk. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu arada ben de böyle arkayı kolluyorum. Burası biliyorsunuz yani Pablo Escobar'la ünlenmiş bir yer. Medellin kartelleri var. Bunları gittiğim yerde sokak aralarında anlatmak istiyorum. Oraları size göstermek istiyorum. İnşallah GoPro'yu telefonu kaptırmadan bugünü tamamlarım. Neyse arkadaşlar, şimdi biraz yürüyelim. 50 dakika yürüyeceğiz. Ben size sokaklardan manzaralar sunacağım. Şöyle size şehri göstereyim. Medellin. Medellin diye yazılıyor. Medellin diye okunuyor. Böyle sokaklarda size göstermeye çalışıyorum. Çok da abi çıkartılmıyor kamera. Yani hani insanların gözüne de sokasım gelmiyor. Ama diyorum ki şöyle hatıra olsun bize de, ilerleyen zamanlarda döner bakarız deriz. Nerelerden geçtik, kimlerle tanıştık, neler öğrendik diye. Bak abi, dükkanı görüyor musunuz bakın? Dükkanlar şöyle demir parmaklıklarla kapalı. Güvenlikten dolayı, yani aslında şehir size söylüyor nasıl davranmanız gerektiğini. Abi şurada böyle güzel sanat eserleri var. Kepler. Arkadaş soru soruyor bu arada. Ne oldu İspanya? Soy da Türkiye. De Türkiye. Si, Türkiye. Ve Comuna 13 sokağına giriş yaptık. Arkadaş yine bir şey sordu. O da çanta bakıyor kendisine, organik. Teleferiğe doğru buradan giriyoruz. Bakın özel turlar var şöyle. Bakın aile özel tur almış. Evet, Mart'taysın. Bayır Zonguldak bayırları gibi bayağı didik. Ve şehri tepeden gören panoramik manzarası olan böyle bir alan yapmışlar. Daha önce de bu sokak, bu mahalle böyle şiddete, uyuşturucuya, bu tarz olaylara maruz kalmış bir yer. Ve sonradan işte böyle turistik bir hale geliyor büyük operasyonlardan sonra. Nüfusu 1 milyon 300 bin bu arada Medellin'in. Bayağı bir turistik hale gelmiş yalnız. Rengarenk, canlı sokaklar, yiyecek, içecek, kılık, kıyafet, her şeyi bulmak mümkün. Ve grafitilerle dolu bir sokak. Hay
different. This is the splendid graffiti, the lion, the sister, the animal for me. Arkadaşlar, aşağıda inerken dedik bir şey yapıştıralım. Brezilya'dan Kolombiya'ya geldikçe artık böyle ekmekler, poğaçalar vesaireler atmaya başladı. Size de şöyle göstereyim. Burada böyle ekmekler var. Şunlar sosisli poğaça, peynirli poğaça. Bunlar da tatlılar. Bunlar bayağı bir buranın halkı da tatlıyı seviyor ki. 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından şimdi arkadaşlar teleferiğe doğru geldik. Şurada karşıdaki yer teleferik. Teleferikle şöyle şehrin biraz yukarısından geçelim. Bir de Pablo Escobar'ın sokaklarını görelim. Eskiden sokaklar burada tehlike açısından yarışıyormuş resmen. Burası ayrı bir tehlike, orası ayrı bir tehlike. 2,5 aydır buradayım. Başımdan kötü bir şey geçmedi ama geçen arkadaşlarım var. Bu bir gerçek, tehlikeli. Bazen işte tedbirli olmak gerekiyor. Gelmediği, gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Burası bu arada son ülkem. Buradan tekrar dönüşe geçeceğim Türkiye'ye. Aşağıda derme çatma evler. Tabii insanlar yaşamlarına devam ediyor. Burada da eğitim eşitsizliği olduğu için, politik problemler olduğu için insanlar sosyal hayatları çok iyi değilmiş. Yani burada konuştuğum insanlar sebebini buna bağladılar. Ekonomik olarak çok iyi değil. Eğitim çok iyi değil. Gelir eşitsizliği var. O yüzden insanlar suç işliyor, suça meylediyor tarzında konuşmalar geçti aramızda. Suç devam ediyor ama eskisi kadar yokmuş. Bayağı bir mücadele edilmiş ama çok insan hayatını kaybetmiş, çoğu insan özgürlüğünü kaybetmiş. YouTuber arkadaş var, Mert Aktaş. Onunla da konuşmuştum. O da buranın pek güvenli olmadığını, hani evet Brezilya'yı gördük, Uruguay, Arjantin, diğer Güney Amerika ülkelerini gördük. Ama burası biraz daha farklı dedi. Şunu fark ettim abi, Güney Amerika'da bu teleferik işi bayağı bir yaygın. Şu anda geçtiğim yer turistik bir teleferik yeri değilmiş. İnsanlar normal hayatlarını sürdürebilmek için, normal ulaşımlarını sağlayabilmek için kullanıyorlar. Aynısını Bolivya La Paz'da da görmüştüm. 10 tane La Paz'da böyle farklı teleferik hattı vardı. Burada da bayağı bir teleferik hattı var. Plaza Botero'ya doğru gidiyoruz. Burada görülmesi gereken yerlerden bir tanesiymiş. Arkadaş dedi ki buraya gelmişken dedi, şöyle bir meydanı görelim, sokaklara karışalım, insanların arasına karışalım. Sonra da Escobar'ın mahallesine gideceğiz abi. Çatışmaların olduğu, olayların yaşandığı, filmlere konu olan Pablo Escobar'ın yerine gideceğiz. Oraları yakından göreceğiz. Bakalım nasıl hayatlar. Burada da böyle yine sokak satıcıları. Kepe bayağı bir ilgi var. Her yerde kep satan insanlar var. Arkadaşlar zar atıyor. Polisler de var burada. Bir tane homeless'ı kaldırdılar bak. Homeless da diyor ki, ulan diyor, nerede yatalım diyor. Yemek yok, ekmek yok, hiçbir şey yok. Ekonomik olarak çok önemli bir yermiş burası. Para işleri filan burada dönüyormuş. Dispet, okey. Ve Botero Meydanı'na geldik arkadaşlar. Şurası. Bayağı bir kalabalık bir yer. Botero bu arada abi sanatçı. Kolombiyalı bir sanatçı ve burada gördüğünüz sanat eserlerini Botero yapmış. Gördüğünüz gibi hepsi basenli. O bilindik güzellik algısından farklı bir şey yapmak istemiş ve bu şekilde güzelliğin sadece zayıflıktan ibaret olmadığını göstermek için bu tarzda sanat eserleri yapmış. Burası da kültür binası. Abi diğer sanat eserleri, hayvanlar bile tombik.
Burada da tombik bir abimiz var. Saçlarını arkaya doğru taramış. Yan gelmiş yatmış. Aa, bir tane de tombik el var. Benim el gibi bak. Evet. Tombik el. Sanat eserinin adı. Hello baby. Hello, hello. How are you? Fine, thank you. Çok komik değil mi? Arkadaşlar eğleniyor. Şimdi size gelin bir şey söyleyeyim bakın. Bir rivayete göre buranın adı bizdeki Antakya'dan geldiği söyleniyor. Ben internette öyle okudum. Kesin bir bilgi değil. Eğer öğrenen bilen varsa onu bize aktarabilir. Müzede Antakya. Ve şehrin abi bir diğer yeri, bir diğer meydanı. Burada bak insanlar laf atıyor. Burada hayat kadınları çalışıyor abi. Hayat kadınları bu tarafta böyle bekliyorlar. Müşteri bekliyorlar. Başlarında menajerleri var. Yoldan geçerken falan da laf atıyorlar böyle. Biraz tehlikeliler. Durdan dur duraktan anlamıyorlar. Önümüze bakarak devam ediyoruz. Abi bir tane sanat eseri de burada. Arkadaşlar size canlı canlı bir şey anlatayım. Arkadaş da şahit oldu. Bro, they are crazy. Yeah, they wanna sell cocaine, right? No. Tranvía, hágalo allá al frente. Allá al frente. Amigo, Turquía. Sí. Sí, Turquía. Neyse, olaya geçiyorum. Abi bir kız yanıma geldi. Böyle kartı gösterdi. Ağzımız var dedi. Üzerine de anladı herhalde. Hep bunu giyiyorum fark ediyorsanız. Hep bu var üzerimde. Lan benim arkadaş nerede? Ha, orada. Tamam. Zaten direkt yabancı olduğumu anladı. Sana dedi tişört satalım dedi. Dedim ki Türkiye'de ucuz dedim bu dedim. Bedava dedim. O zaman dedi ne arıyorsun ne bakıyorsun burada dedi bana. Dedim ki nothing hiçbir şey. Sana dedi kokain verelim. Bak olaya bak hikayeye. Ben de hiç bozmadım. Dedim ne kadar? Bir arkaya döndü yaptı. Ondan oradan iki kişi geldi. Tabi ben kameraya göstermiyorum. Sonra bak polis üst araması yapıyor bak. Var mı bir şey diyor. Buralar çok deli, buralar çok hareketli. Kokain yanında çok hareketli. Bir tane Türk'le tanıştım Bogota'da. Adam daha geleli 8 ay olmuş, gözlerinin altı gitmiş. Benle konuşurken pilot uçuyor. Başka bir alemde. Neyse konudan konuya çok atladım farkındayım. Abi sonra çağırdı iki kişiyi. İki çocuk geldi. Dedi ki ne istiyorsun dedi. Marihuana mı dedi, kokain mi? Dedim ki kokain istiyorum. Dedim ne kadar? Dedi $4. Ben dedim daha ucuza buldum. Ama dedi bu çok kaliteli. Ondan sonra ben de zaten de uzatmak istemedim zaten. Hani. Ben istemiyorum teşekkürler sağ olasın falan amigo dedim. Ondan sonra tam dönüyorum gidiyorum yapıştılar bu sefer. Bırakmıyorlar. En son tamam amigo dedim şöyle dokundum sertçe sırtına. O da mesajı aldı. O yoluna gitti. Ben de yoluma döndüm işte. Gramı mı artık bilmiyorum ama $3 falan diyorlardı. Demin telefonla çekebildim de adam abi kafayı çekmiş. Ağzı oynuyor böyle. Ya eroin kullanmış ya başka bir şey bilmiyorum ama yatmış oldu orta yere sokağa. Abi buradan artık buradan sonrası Pablo Escobar'ın doğduğu kontrolü elinde tuttuğu yerler. Şöyle ufak ufak ilerliyoruz. Şimdi tabii ki eski hali yok artık metro gelmiş. Yol gelince biraz medeniyet gelmiş. Şimdi önden bir açılış konuşmasını yapayım dedim. Burada binlerce kişi ölmüş. Buralara yukarılarına filan polis hiç kimse giremiyormuş. Yani sadece Pablo Escobar'ın öldürdüğü kişi sayısının 4000 olduğu söyleniyor. İnsanlar Pablo Escobar derken sesini böyle azaltıyor. Burası böyle çok rahat bir şekilde konuşmuyorlar. Pablo Escobar'ın mahallesinin yakınlarında böyle büyük bir kilise var. Gelmişken içeriye girip son dağımızı ettik. Arkadaşlar Pablo Escobar'ın mahallesi. Her yerde Pablo Escobar izleri. Sokak devam ediyor yukarı doğru. Open. Open işte. Ve burada mini bir sanırım Pablo Escobar müzesi. Hola amigo. Bak birçok lakabı var. El patron, el doktor. Evinden kesitler. Helikopteri. Malikanesi. Cezaevindeyken. Tuvalet. Burada da adamları var. Onunla beraber dava arkadaşları. Ve içeride de fotoğraflar. Buralar bak. Kendi cezaevini kuruyor. Siyasete atılıyor. Siyaset sonra
Çoğu insan şey düşünüyor, siyasete atılması onun için yanlış bir hamle olduğunu düşünüyor. Çok genç yaşta suçluğa tanışıyor. Hırsızlık, mezar taşı çalma, gasp, para getirecek her şeyi yapıyor. Ve sonra bir sigara kaçakçısıyla tanışıyor ve hayatı değişiyor. Sigara kaçakçısı buna ön ayak oluyor. Sonra sigara kaçakçılığından sonra daha fazla para kazanmaya başlıyor. Sonra beraber ortak bir iş yaptığı uyuşturucu baronu, kokainin kraliçesi olarak tanınan, şu anda ismini hatırlamıyorum, kadınla tanışıyor. Kadın farklı bir suçtan dolayı cezaevine girince bu yüklü bir miktar kokainle beraber ortada kalıyor ve işi kendisi yapmaya başlıyor. Buradan alıyor, Afrika'dan alıyor. Dünyadaki uyuşturucu ticaretinin %90'ını Pablo Escobar gerçekleştiriyor. Kartel kuruyor zaten. Burası onun karteli. Adamlarıyla beraber çok büyük bir uyuşturucu ticareti işine girişiyorlar, başlıyorlar. Babası buna karşı çıkıyor ve babası konuşmuyor. Kendisi yakalanıp öldürülmeden önce, bakın fotoğrafı da burada. Bir hafta önceye kadar babasıyla barışmak istiyor. Tekrardan babasından özür diliyor ama babası kabul etmiyor. Annesi Pablo Escobar'ın yardım kampanyalarıyla ilgileniyor. Kendisi bu işe başladığı zaman 1 kilogram kokain için buradan Medellin'den Miami'ye getirene 10.000 dolar veriyor. İnsanlar sıraya giriyor taşıyabilmek için. Her seferinde 10 kilo gönderiyor ve büyük rakamlar kazanmaya başlıyor. Yaşadığı dönemde dünyanın en zengin 6. insanı olarak sayılıyor. Ama muhasebecisi diyor ki ben tutabildiğim kadarını sundum. Tutabildiğimin tahmini 10 katı kadar daha fazla bir varlığa sahipti. Aranırken Beyaz Saray'ın önünde fotoğraflar çektiriyordu. Şu anda hayatı filmlere konu olmuş. Kimi insan seviyor, kimi insan sevmiyor. Binlerce insana yardım ediyor. Binlerce insanı öldürüyor. Ve neticesinde kendisi de Amerika tarafından öldürülüyor. Ve kendisi böyle bir hayata sahip. Biz de gelip şu anda onun mahallesini gezeceğiz ama şarjım bitiyor, muhtemelen telefonla çekmeye devam edeceğim. Bu da kendisiyle alakalı yazılmış kitaplar da var, görüyorsunuz böyle. Mezarı da buraya arabayla 50 dakikalık mesafedeymiş. Müzesi var. Müzeye giriş 30 dolar arkadaşlar. Abisiyle, muhasebecisiyle sohbet ediyorsunuz. Muhasebecisi falan gezdiriyor. Onlar hala bu işin ekmeğini yiyorlar. Şu anda şu çarpımdan çekmeyeceğim. Bildiğiniz Mariana kokuyor dostlar. Kesin gelirler. İyi de çektim ama duramadım. Arkadaşlar şöyle biraz daha sakin bir yere gideyim. Mahalle arkamda kaldı. Ben buradayım diyen bir mahalle. Gerçekten tehlike hissettiren ara sokaklar. Polis molis hiçbir şey görmedim zaten. Kamerayı kapatayım ben. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar otobüse bindik. Amigo ile beraber. Burası güvenli herhalde video çekmek için. Değişik bir gündü. Uyuşturucu satıcılarıyla pazarlıkta bulundum. Dünyanın en tehlikeli sokaklarında gezdik. Kolombiya'nın sokaklarını gezdik. Pazarların çarşılarını gezdik. Ve neticesinde bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videolar devamı gelecek arkadaşlar. Artık eve dönüş vakti. Bugün de postu deldirmeden bir gezinin daha sonuna geldim. Yapımda ve yayımda emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Bu tarz videolar devamı gelecek. Kanala abone olun, bildirimleri açın. Sizinle beraber gezelim, görelim, öğrenelim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.